ettim arkadaşlarım size. Üç partinin 3,5 haftadan beri ortaya koydukları tutumu hülaseten arz ediyorum. Adalet Partisi, ben anarşiyi arttıracağım, ekonomik krizi büyüteceğim, milleti ezik ezik ezeceğim ve bu tahribatıma devam edeceğim diyor. Parlamentoyu çalıştırmayacağım, 81'e kadar bu tahribat yolunda yürüyeceğim. Adalet Partisi'nin tutumu budur. Milli Selamet Partisi ne diyor? Milli Selamet Partisi 4 şey söylüyor. 1. Bu gidişat vahimdir. 2. Bu hükümetin yerine mutlaka bir milli çözüm hükümeti kurulmalıdır. 3. Bu hükümet yerine asla bir derme çatma hükümet kurulmamalıdır. Son derece ciddi ve dikkatli bir hükümet kurulmalıdır ki Sayın Demirel milleti 8. defa aldatma imkanını bulamasın. Bundan dolayı da 4. Bu hükümet düşürülmeden önce yeni hükümetin kuruluş hazırlıkları tamamlanmalıdır. Buhrana yeni bir buhran ilave edilmemelidir. Bundan dolayı parlamentoya çağrımızı yaptık, Adalet Partisi'ne çağrımızı yaptık. Gelin bu sefer de siz milli selameti dışarıdan destekleyin. Bir milli çözüm onarım hükümeti kurulsun dedik. Halk Partisi'ne çağrımızı yaptık, parlamentoya çağrımızı yaptık. 3,5 haftadan beri bu çağrıyı yaptık ve bekliyoruz. Halk Partisi ne diyor? Halk Partisi bu hükümetin gidişatından hayır gelmez. Ne pahasına olursa olsun bu hükümet düşürülmelidir. Yerine ne koyacağız? Bu sonradan düşünülür diyor. Bu zihniyetlerin hangisinin memleket millet lehine olduğunun takdirini aziz milletimize ve siz kıymetli basın mensuplarına bırakıyorum. Ancak bu tutumlar gerçeği ifade etmektedir. Bu gerçek dolayısıyla şimdi bu üç parti arasında bu fikirlerde ısrar edilmekte ve bir üçgen gerilmektedir. Bunun bir yerden kopması lazım çözüme gitmek için. 3,5 haftadır bu kopma olmadı. Bundan dolayı da çözüme gidecek yol açılmamıştı. Demin ifade ettim, içinde bulunmuş olduğumuz 8 hafta, 24 Haziran'dan 19 Ağustos'a kadar geçecek olan 8 hafta, ülkemizin önümüzdeki 5 yılı bakımından fevkalade mühim bir devredir. Bu devre esnasında bir milli çözüm onarım hükümetini kurmak bir karardır, kurmamak da bir diğer karardır. Her ikisi de ülkemiz için fevkalade büyük ehemmiyeti haizdir. Ondan dolayıdır ki bu 8 haftada ülkemizin 5 yıllık geleceğe şekillenmektedir. Bunun üzerine dikkatleri bir kere daha çekiyorum. Milli Selamet Partisi olarak 19 Ağustos gününe büyük ehemmiyet atfediyoruz. Çünkü ülkemizde bir erken seçim yapıldığı takdirde bu erken seçimin yapılması için en uygun tarih Ekim ayının ilk haftalarıdır. Ekim ayının sonunda ülkemizde birçok bölgelerde kış bastırır. Köylü tarlasından kurtulmuştur. Ondan dolayı da seçim kanununda seçimin Ekim ayının ikinci pazar günü yapılması esas alınmıştır. Şimdi bu düşüncelerin ışığı altında Ekim ayının takvimine baktığımız zaman Ekim ayının bir 12'si pazara rastlıyor, bir de 19'u pazara rastlıyor. Ekim'in 12'sinde de erken seçim olabilir, 19'unda da erken seçim olabilir. 12 Ekim'de erken seçim olması için anayasaya göre erken seçim kararının parlamentoda 12 Ağustos'ta alınması gerekir. 19 Ekim'de seçim olması için de 19 Ağustos'ta alınması gerekir. 12 Ekim, 12 Ağustos tarihi mübarek Ramazan bayramına rastlamaktadır. O günün parlamentonun toplanmasının güçlüğü takdir olunur. Bu sebepten dolayıdır ki parlamentonun 19 Ağustos salı günü toplanarak erken seçim kararı alması mümkündür. O gün Halk Partisi'nin parlamentoya gelmeyeceği tahmin ediliyor. Adalet Partisi'nin de bakınız şimdiden haber veriyorum. 4,5 hafta kaldı. Bir miktar üyesini getirmeyeceği hesaplanıyor. Böylece Halk Partisi gelmedi, erken seçim kararı alamadı denecektir. Eğer Adalet Partisi üyelerini tam mevcut getirirse 19 Ağustos günü erken seçim kararı alınabilir. Bundan dolayıdır ki huzurlarınızda bir kere daha çağrımızı tekrar ediyorum ve ifade ediyorum ki 4,5 hafta kalmıştır. Ya bir milli çözüm onarım hükümeti bu devre esnasında kurulur veya 19 Ağustos günü erken seçim kararı alınır.
bu kararın alınmasında elbette dikkat edilecek en mühim husus seçim emniyetini temin etme hususudur. Partiler içerisinde erken seçimi samimiyetle isteyen tek parti Milli Selamet'tir. En samimiyetle isteyen hiç değilse Milli Selamet Partisi'dir. Demin de söylediğim gibi Adalet Partisi'nin bu konuda ne kadar samimi olduğu 19 Ağustos gününe kadar bir Milli Çözüm Onarım Hükümeti kurulmazsa o günkü mecliste iştirakinden görülecektir. Bir erken seçim en çok Milli Selamet Partisi'nin işine yarayacaktır. Ve bir erken seçim onun arkasından Milli Çözüm Hükümeti'nin kurulmasını tabii hale getirecektir ve kolaylaştıracaktır. Onun için ülkemizin bugünkü ızdıraplardan kurtulması bakımından erken seçimi çok önemli bir çare olarak görüyoruz. Ancak tekrar ifade ediyorum ki gerek seçim emniyetinin temini ve gerekse ülkenin bugünkü vahim gidişatının bir an evvel durdurulması açısından bir Milli Çözüm Onarım Hükümeti kurulmasında da büyük yarar vardır. Eğer böyle bir Milli Çözüm Onarım Hükümeti yukarıda söylediğimiz şartları haiz olarak kurulabilirse seçim emniyeti için ve bugünkü vahim gidişattan yapılmış olan tahribatın durdurulması için takriben bir yıllık bir onarım çalışması yapılır ve bunun arkasından daha uygun bir şekilde seçime gidilebilir. Bu sebepten dolayıdır ki işte millet olarak bulunduğumuz noktayı sizi bir kere daha bütün şartlarıyla açıkladım ve 19 Ağustos gününe dikkatlerinizi çekiyorum. O gün Adalet Partisi tam mevcut parlamentoya gelecek mi, gelmeyecek mi? Önümüzdeki sual budur. Bu vahim gidişatın önlenmesi için bu suallerin aydınlığa kavuşmak mecburiyeti vardır. Muhterem arkadaşlarım, böylece bulunduğumuz noktayı bir kere daha tespit ettik. Milli Selamet Partisi olarak üzerimize düşen görevi müdrik olmanın gayreti içindeyiz. Milletimize karşı görevimizi en iyi yapmanın çalışması ve gayreti içindeyiz. Böylece bu mühim günde size bir kere daha çözüm nasıl olacaktır, bu çözüme nasıl ulaşılabilecektir hakkındaki görüşlerimizi takdim etmiş bulunuyorum. Temenni ediyorum ki bir mübarek Ramazan gününde aynı zamanda dua ediyorum ki Cenab-ı Allah aziz milletimizi şu vahim gidişattan, şu çekilmekte olan ızdıraplardan en kısa zamanda kurtarsın. Milletimizi en kısa zamanda bir milli çözüm hükümeti marifetiyle saadet ve selamete eriştirsin. Maruzatım burada tamamlanmış oluyor. Hepinize çok teşekkürler ederim. Parlamentonun milletin temsilcisi olarak bu görevleri en isabetli şekilde başaracağına ve milletimizin bu felaketlerden mutlaka kurtulacağına inancımı bir kere daha huzurlarınızda tazeleyerek maruzatımı bitiriyorum. Buyurun efendim.